Merhabalar, iyi günler. Bugün ilginç bir videoyla karşınızda olmayı planladım. Futbol asla sadece futbol değildir. Bu futbolu takip eden herkesin dilinde olan bir cümle aslında. Futbol asla sadece futbol değildir. Bu cümleyi kullanırken Simon Cooper'in bir kitabı olduğunu bilenler de var. Fakat bütün bunlar belki milyonlarca, milyarlarca insan, fakat kitabı okuyanların sayısı oldukça sınırlı. Kitaba atıfta bulunanların bile önemli bir kısmı aslında kitabı okumamıştır diye düşünüyorum. Özellikle televizyonlarda çıkan spor yorumcuları. Peki futbol asla sadece futbol değildir. Nasıl bir kitap? Simon Cooper nasıl oldu da bu kadar dünya çapında hem şöhret elde etti hem kitabı çok satanlar arasına girdi? Bir futbol kitabı olarak düşündüğümüzde de bir futbol kitabının çok satması aslında zor karşılaşılan bir durumdur. Ya kitabın şöhreti nasıl ortaya çıktı ve gerçekten bunu hak eden bir kitap mı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ben bu kitabı iki defa okudum. Birisi bulunmasının zor olduğu o 90'lı yılların sonlarına doğru bir şekilde bulup okumuştum. Sonra da işte 2010'ların başında tekrar okudum ve bir kere şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok saygıdeğer bir kitap. Bu şöhreti hak eden, okunmayı hak eden bir kitap. Öncelikle onu söyleyelim. Sonra devam edelim. Şimdi futbol çok popüler bir oyun. Fakat futbolun popülaritesi maalesef kitaplara, futbol kitaplarına çok yansımıyor. Türkiye'de özellikle İtaki Yayınları ve İletişim Yayınları'nın bir futbol serisi var. Onun dışında pek çok yayın evi yine futbol kitapları basıyor. İşte Timaş'ın Eğlenceli Bilgi serisinde çocuklar ve gençler için yine futbol serisi oluyor. Yani futbol kitapları Türkiye'de var. Özellikle yani 2000'li yılların başlarıyla kıyaslandığında oldukça fazla var hem de. Ama buna rağmen okunmuyor. Çok fazla okunmuyor diyelim. Öyle ki işte milyonlarca taraftarı olan camiaların kitapları bile işte ikinci, üçüncü baskıyı zor görüyor. Eğer 5 baskı yapmışsa, ki bu baskıda da genelde 1000 tane, 1500 tane basılır ilk şey baskı adeti olarak. Bu başarı sayılıyor. Peki bu normal mi? Normal. Çünkü futbol çok çabuk tüketilen bir oyun. Günlük gazetelerdeki o spotlar, manşetler, başlıklar, işte alt yazılar ve günümüzde sosyal medyada okunan haberler futbol severleri okuma alışkanlığı anlamında maalesef tatmin ediyor. Yeterli görüyorlar. Yani kitap kültürünün zaten zayıf olduğu ülkemizde dolayısıyla futbol kitaplarının da bundan payını olumsuz manada alması maalesef üzücü, ancak sürpriz değil, böyle söyleyebiliriz. Dediğim gibi futbol asla sadece futbol değildir. Kitabı hiç okumayanlar, kitabın kapağını bile görmeyenler için bile bir referans teşkil eder. Hani okunmuş gibi bahsedilir bazen. Ya Simon Cooper'in kitabında işte o futbol asla sadece futbol değildir diyor. İşte doğru falan gibi ifadeler kullanılır. Şimdi biraz kitaptan bahsedelim. Aslında kitabın yani kitap şöyle, bazı biliyorsunuz filmlerin ve kitapların orijinal isimleri Türkçe'ye çevrilirken o orijinal ismin dışına çıkılır. Bazen alakasız isimler verilir. Bu da öyle bir şey esasında. Çünkü kitabın orijinal ismi Football Against the Enemy. Yani Türkçe'ye bunu işte düşmana karşı futbol olarak çevirebiliriz. Tam karşılığı bu. Düşmana karşı futbol. Fakat böyle bir isim aslında bu kadar da makez bulmayabilirdi. Yani düşmana karşı futbol kitabının adı bu. Muhtemelen İngilizce bir deyimdir. Böyle tahmin ediyorum. Yani direkt birinci manasında da değildir. Ancak Türkçe'ye çevirenler, işte ilk defa bildiğim kadarıyla Yiğiter Ulu çevirmişti onu. Yiğiter Ulu bu şekilde çevirisini yapıyor. Ama kitabın içerisinde böyle bir cümle geçiyor. Yani Simon Cooper'in böyle bir ifadesi var. Kitaba bu adı vermemiş ama kitabın içerisinde futbol dediğimiz şey yalnızca futbol değildir, futboldan ibaret değildir şeklinde bir ifadesi var. Bunu da olumsuz manada kullanıyor. Yani bizim o çok sevdiğimiz futbol var ya, öyle değil işte. Onun içinde başka hesaplaşmalar var, başka şeyler var diye. Özellikle endüstriyel futbola atıfta bulunmak için bunu kullanıyor. Yiğiter Ulu çevirisinde onu kullanmıştı. İtaki'nin bastığı çeviride ise Sinan Gürtunca çevirisi. Yine aynı ismi devam ettiriyorlar haliyle kitabın şöhretinden faydalanmak adına. Ancak İtaki'nin baskısında şöyle bir durum daha vardı. 2003 yılında Simon Cooper Türkiye ile ilgili, Türkiye baskısı olduğu için bir bölüm de ekledi oraya. Hatta bizim meşhur o İngiltere işte Alpay Beckham kavgasının falan olduğu grup maçının olduğu dönemlerdi. Türkiye ile ilgili bir şeyler ekledi. Türk futbolunun Alman ekolüyle ilişkisinden, Almanya'daki Türk futbolculardan falan bahseden bir yazı da eklemiş. Yani bize özel bir yazı da ekledi yeni çeviriye. Şimdi peki kitap ne? Yani bir kere ona bakalım. Simon Cooper bu kitabı yazdığında 20'li yaşlarında. Yani çok, bence bu anlamda da çok takdire hak ediyor. Üstelik tam böyle dünyanın büyük değişimler yaşadığı 80'lerin sonu, 90'ların başı. Yani o Doğu blokunun çöktüğü, yeni ülkelerin peyda olduğu, büyük işte o
imparatorlukların diyelim çöktüğü bir dönemde, ekonomik sorunların da olduğu bir dönemde. Yani dünya şimdiki gibi kolayca gezilebilecek, görülebilecek bir yer de değildi esasında. İşte buradan pek çok hikaye çıkarmış. Çok önemli şeylerden bahsediyor. Bir kere futbol sevgisiyle dolu bir kitap. Simon Cooper, kalemi güçlü, biraz ukala bir tarzı var esasında. Biraz da şey, anti Almancı. Yani Almanya'ya karşı bir şeyi var, antipatisi var. Bunu hissettiriyor zaten yazılarında. Sadece bunda değil, mesela yine Simon Cooper'in Ajax kitabında da, Hollandalılar ve Savaş Ajax kitabında da benzer bir şey var, durum var. Neyse, bunu geçelim. Türkiye'de işte ilk olarak 1995'te basılmıştı. Sonra 2003'ten itibaren yeni baskıları devam etti. Ve çok popüler bir kitap. Yani dediğim gibi Türkiye'de hiç kitap okumamış bir adam bile futbolla ilgili bu kitabı bilir ve buna atıfta bulunur. Adına atıfta bulunur. Peki neler var? Yani futbol asla sadece futbol değildir de neler var? Biraz onlara şöyle bakalım. Kitabın içeriğiyle ilgili de biraz konuşalım, bilgi verelim. Bir kere kesinlikle tavsiye ediyorum. Yeni baskısı var mı bilmiyorum ama sahaflarda falan bulunabilir. Yani futbolu seviyorsanız, okumayı da seviyorsanız mutlaka bu kitabı tavsiye ediyorum. Yani bu önemli bir kitap. Peki neler var dediğimizde, şimdi şöyle, Simon Cooper dediğim gibi o zaman 20'li yaşlarında ve pek çok ülkeyi dolaşıyor. Sırt çantasını alıyor, dolaşıyor. İşte Arjantin'e gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Kamerun'a gidiyor, Litvanya'ya gidiyor. Bakın, 80'lerin sonu, 90'ların başından bahsediyorum. Hırvatistan'a gidiyor, İspanya'ya gidiyor ve pek çok ülkede kamera ışıklarının da pek böyle yansımadığı yerlerde de dolaşıyor. İlginç hikayeler buluyor orada. İşte eski sosyalist blok ülkelerindeki veya Latin Amerika'daki ülkelerdeki bazı hikayeler buluyor. Peki benim ilgimi çekenler neler oldu? Hepsi ilgimi çekti aslında ama özellikle altını çizdiğim ne oldu? Mesela Dinamo Berlin hikayesi var. Yani biliyorsunuz Berlin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya kaybedince işgal edilmişti ve Rusların işgaliyle birlikte Berlin duvarı ile ikiye bölündü. Doğu Berlin, Batı Berlin. Doğu Berlin eski Doğu Almanya'nın başkenti olmak kaydıyla kalıyor. Günümüzde bugünkü Almanya'nın başkenti, ancak şehir ikiye bölünmüştü. Yani sadece bir empati kurun. Yaşadığınız şehrin, işte ben işte Samsunluyum, Samsunsporluyum mesela. Samsun'un bir savaş sonrasında ikiye bölündüğünü düşünelim. İşte Mert Irmağı'nın doğusu batısı ayrıldı ve üstelik iki ayrı ülke. Ya oradan oraya geçemiyorsunuz, yani akrabalarınız falan zaten kalmış orada ama ve işte Samsunsporlusunuz diyelim. Samsunspor devam ediyor ama öbür tarafta yeni bir takım da kurulmuş ama siz Samsunsporlusunuz. Şehir başka bir ülke, şey, takım başka bir ülkenin takımı olmuş. Bak ne kadar ilginç. Yani Dinamo Berlin'in hikayesi de bu. Yani buradaki şeyin anlattığı, Simon Cooper'in anlattığı Doğu Berlin'de yaşayanların Hertha Berlin'i tutuyor olması. Hiç, yani o ülkeye gidemiyorlar bile. Çünkü biri komünist, biri işte diye NATO'cu, batıcı, federal Almanya. Gidemiyorlar bile ama Hertha Berlin'i tutmaya devam ediyorlar adamlar. Hertha Berlinliler, yani çok ilginç bir hikayeydi bence. Orada mesela bir Alman taraftardan bahsediyor. Helmut Klopp Feisch. Yani onun taraftarı, Hertha Berlin tutkusu böyle tarifsiz. Tabii şey, duvar yıkılınca en çok belki de onlar seviniyorlar. Takımlarına kavuşuyorlar çünkü. Yine Roger Milla çok önemli bir oyuncu. 34 yaşında 1990 Dünya Kupası'nda oynamıştı ve o zaman 34 yaş çok bize imkansız bir yaş gibi geliyordu. Roger Milla. Makossa dansı yapardı. Futbol severler hatırlar. İşte gole attıktan sonra korner bayrağına yaklaşırdı. Böyle bir Afrika dansı. Makossa'ymış o dansın adı. Gol sevincinde Makossa dansı yapardı. Ve Roger Milla'nın Kamerun'u açılış maçında Arjantin'i mağlup etmişti. Sonra çeyrek finalde İngiltere'ye 3-2 kaybetmişlerdi. Kolombiya'yı mesela, Higuita'nın kaleci Higuita'nın olduğu Kolombiya'yı Higuita çalım atmaya kalkmıştı. Milla topu ondan alıp boş kaleye yuvarlamıştı. İki gol atmıştı o ikinci tur maçında. Yani İtalya 90 Dünya Kupası'nın en önemli işte 5 figürü deseniz, işte bir şampiyon Almanya dersiniz, iki gol kralı Salvatore Schillaci dersiniz, 3 Maradona'nın Caniggia ile birlikte o zayıf Arjantin'i finale çıkarması dersiniz, işte 4 Roger Milla dersiniz, 5'te bir tane bulursunuz herhalde. Yani ama Milla'dan mutlaka bahsedilir. İşte o Roger Milla'yı anlatıyordu. Onun Kamerun'da başlayan öyküsü, İspanya Ligi'ne giden ve en son Amerika 94'te de oynamış ve bir de gol atmıştı Roger Milla. Onun hikayesi vardı ve yine benim gibi yaşı müsait olanlar için Almanya-Hollanda rekabetini Hollanda penceresinden bakarak, Hollanda gözlükleriyle bakarak çok başarılı bir şekilde anlatıyordu Simon Cooper.
Özellikle işte İtalya 90, ondan önce Almanya 88 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda şampiyon olmuştu. İtalya 90'da Almanya şampiyon olmuştu. Sonra 92'de yine işte karşı karşıya geldiler. Çok ciddi, sıkı bir rekabet vardı. Birbirlerinden nefret eden oyuncu grubu. Onları anlatıyor. Mesela şeyde Ajax kitabında da Hollanda'yı Almanlar çok kısa bir süre içerisinde, birkaç gün içerisinde işgal ediyorlar. Ve Hitler'in orada verdiği en önemli emirlerden birisi bisiklet kullanımını yasaklıyor. Şimdi Hollanda'yı bilenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Bisiklet orada çok önemli. Zaten dümdüz bir yer. Ben de işte gitmiştim vakti zamanında Amsterdam'da biraz dolaştık. Dümdüz yani tepe bile, tepe değil, tepecik bile yok yani. Ve insanlar hep bisiklet kullanıyorlar orada. Çok önemli. Ve Hitler bisiklet kullanımını yasaklıyor. İşgal bittiği zaman da şeyler Hollandalılar bisikletimize kavuştuk diye seviniyorlar. Yani bu kadar önemli. Tabii onun sembolik bir şeyi var, değeri var. Yani orada işte 3 gün içerisinde bütün Hollanda'yı almış, Almanlar ona atıfta bulunan tezahüratlar yapıyorlar falan. Böyle bir şey var, tarihi süreci de var o rekabetin. İşte onları anlatıyordu. İşte Mateus, Klinsmann, Brehme, Inter'deki üçlü, Milan'da da Gullit, Van Basten ve Rijkaard. Tabii şey Romalı Rudi Völler, Rijkaard'ın ona tükürmesi, forma değişimini reddetmesi falan böyle çok ilginç şeyler vardı. Yani özetle futbol asla sadece futbol değildir kitabı. İsmi çok bilinmekle birlikte okunmayı hak eden bir kitap. Eğer futbol severseniz, futbola ilgi duyuyorsanız mutlaka bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Bu da bir kitap tavsiyesi olarak bizden size gelsin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.